Merhaba çocuklar, nasılsınız? Hadi çağıralım konuklarımızı. Merhaba, selamünaleyküm. Nasılsınız? Aleykümselam öğretmenim, siz nasılsınız? Elhamdülillah, biz de çok iyiyiz, çok şükür. Ay var, güneş var, güneş doğuyor. Elhamdülillah, hasta değiliz. Daha ne olsun, şükredecek bir sürü şeyimiz var, değil mi? Ay, elhamdülillah, çok şükür. Çok şükür, elhamdülillah. Bugün konumuz ne öğretmenim? Bugünkü konumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri ve bu mucizelerinden ayın ikiye yarılması. Bakın görüyorsunuz, ay ikiye yarılmış. Nasıl biliyor musunuz? Bu mucize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldikten sonra 8 sene geçiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. senesinde meydana gelmiştir. Şöyle ki Allah'a ortak koşanlar, çirkin insanlar, kötü insanlar bir mehtaplı gecede ayın ikiye yarılıp sonra da birleşmesini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istediler. Ve dediler ki böyle bir mucize görmedikçe iman etmeyiz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri de Hak Teala Hazretlerini elini açtı ve dua etti. Allah'ım sen onlara dinimi en güzel anlatabilmem için bu mucizeyi bana nasip et dedi. Şanı yüce olan Allahü Teala Hazretleri o kudretiyle ayı ikiye yardı. Parmağıyla işaret ettiği bir parçası Hira, yani şimdiki adı Nurdağ'ın bir tarafında, diğer parçası da öbür tarafında yüksekten göründü. Sonra birleşip evvelki halini aldı. Bu mucizeyi o gece bazı yolcular da gördü. Heyecanla Mekke-i Mükerreme'ye gelince gördünüz mü? Dün gece gördük. Biz yolda ticaret kervanından buraya gelirken ayın ikiye yarıldığını gördük diye söylediler, anlattılar. Yazık ki Allahu Teala Celle Celaluhu'na ortak koşanlar, iman etmeyenler, kalbi katılaşmış olan insanlar bunu sihir sandılar. Halbuki Allahu Teala Celle Celaluhu'nun gücü her şeye yeter, değil mi? Ayı zaten yaratan Allah. İkiye yaratmak çok zor değil ki. Sonradan birleştirmek hiç zor değil. Çünkü en başta yaratmak, onu var etmek en zor olanıdır, değil mi? Bir Evet. ayın her gece bu şekilde ışıkla parlaması için dağlar kadar gaz yağı, ondan sonra ateş, ondan sonra ya da kömür gibi bir madde lazım. Biz o kadar maddeyi hiçbir araya getirebilir miyiz? Milyarlarca insan olsak belli bir zaman sonra yoruluruz. Deriz ki uf daha yoruldum deriz. Ama Allah her gün bizim için güneşi ve ayı parlatıyor. Bize lamba veriyor. E hani hiç elektrik faturası ödüyor musun Ayşe'cim sen? Hiç ay parası ödüyor musun? Hayır. Hiç güneş parası ödüyor musun? Hayır. Ya Allah bizden bunun için bir ücret bile talep etmiyor. Biz o zaman ne yapmalıyız? Allah'a sık sık teşekkür ve şükrümüzü göstermeliyiz. Fakat iman etmeyenler bunu ne yaptılar biliyor musun? Sihir sandılar. Halbuki Allah-u Teala'nın gücü her şeye yeter. Büyük bir peygamber için bir mucize olmak üzere böyle bir şeyi meydana getirmesine engel olan nedir ki? Birçok nurani kürelerin güneşten veya diğer yıldızlardan ayrılarak çevresinde birer sistem meydana getirmiş olduklarını ilim sahipleri söylüyorlar, değil mi? Astronotlar hep bunu bize anlatıyorlar. Artık bu sistemleri yaratan, yaşatan Allah böyle bir mucizeyi yaratmaya haşa gücü yetmez mi? Ha 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 diye göbeğimizi şişire şişire güleriz. Yazıklar olsun ki gafil inkarcı insanlar Hak Teala Hazretlerinin sonsuz gücünü sınırlamak istemiş oluyorlar da bundan hiç haberleri yok. Kendilerini gülünç yapıyorlar. Evet, böyle kahkahayla kapatalım. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz Merve öğretmenim. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yarışırız arkadaşlar.